Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi projesini konuşacağız. Konuklarımız Meriç Öner, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü, Cansu Yapıcı, Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi Arşivinden ve Emre Ayvaz, İstanbul Ansiklopedisi Arşiv Projesi'nin danışmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu çok heyecan verici bir proje ve ben kendim de çok merak ediyorum ve etrafımda da bayağı merak eden çok kişi var. Biraz şeyle başlayalım. Nedir bu İstanbul Ansiklopedisi? İstanbul Ansiklopedisi, evet. Reşat Ekrem Koçu'nun aslında bir sürü insanla işbirliği halinde ama kendi başına hazırladı diyebileceğimiz dev bir İstanbul şehri ansiklopedisi projesinin yayınlanabilmiş 11 cildi. 11 cildi. Evet. Aslında Reşat Ekrem 30'lu yılların sonundan itibaren düşünüyor projeyi. Ama 40'larda başlayabiliyor. 40'larda 3 cilt yayınlıyor. Sonra büyük ölçüde parasal sebeplerle yarım kalıyor bu teşebbüs. Sonra 50'lerde bir daha girişiyor. Bu sefer projeyi kafasında daha da büyütmüş, daha da iddialı bir hale getirmiş şekilde. Ve ölene kadar, 70'li yıllara kadar 11 cildini yayınlıyor. Hayır, G harfine G kadar harfine gelebiliyor. Yani planladığından çok erken bir noktasında. Bitirmek zorunda. Bitiremeyeceğini zaten anlıyor ömrünün sonlarına doğru ama sonuna kadar uğraşıyor. Ve 11 ciltte Koç'un ölümüyle beraber yarım kalıyor bir ansiklopedi. Ve işte 1970'lerin başından beri de ansiklopedinin devamı, yani G harfinden sonraki ciltler ne kadar hazırlanmıştı? Hazırlanmıştı da yayınlanamadı mı yoksa hazırlayamamış mıydı? Hep bir tartışma konusu. Evet. Etrafında biraz şehir efsanesi örülmüş bir konu. Evet, doğru. Aslında bu projeyle beraber biraz açıklığa kavuştu işin aslında ne olduğu. Evet, onu biraz Meriç Öner'le konuşalım. Nedir bu proje? Tabii. Neler var projede? Proje İstanbul Ansiklopedisi'nin arşivine yönelik bir proje. Kadir Has Üniversitesi ile SALT ortak yürütüyorlar bu çalışmayı. Bizim iki kurumumuzun birlikteliği bir karşılıklı öğrenme protokolüne dayanıyor ve zaten zaman zaman birbirinden destek alan iki kurumun bu ansiklopedi dolayısıyla arşiv etrafında bir araya geldiği bir proje. Arşivin kendisi Reşat Ekrem Koçu'nun ağırlıklı, çok ağırlıklı olarak İstanbul Ansiklopedisi için aldığı notlara ve bugüne kadar elimize geldiğini düşündüğümüz, emin olma şansımız yok. Çünkü Reşat Ekrem Koçu'nun kendisinden teslim almadık. Her zaman arşivlerin böyle bir kritik tarafı var. Ancak bu ansiklopedinin geri kalanını tamamlıyor, tamamlamıyor. Fakat Reşat Ekrem Koçu'nun çalışma biçimlerini, ansiklopedinin yönelimlerini daha başka evrelerle görmeye aracılık ediyor. Arşivin tasniflenmesi, dijitalleştirilmesi ve kamuya açılması iki kurumun ortak çalışma sebebi. Bu geçtiğimiz sene başladı, 3 seneye yayılacak bir proje. Çünkü biz ilk etapta 20 bin olduğunu tahmin ettiğimiz, şimdi 30 bin, 40 bine çıktığımız belgeden söz ediyoruz aslında. Çalışmanın sonuçlanmasını bir yazılım olarak öngörüyoruz. Çünkü çok katmanlı bir içerik var. SALT'ın zaten bütün çalışmaları aslında online erişilebilen bir yerde sergileniyor, arşivlere yönelik çalışmaları. Ancak burada ansiklopedinin doğasından ötürü bütün belgelerin birbirleriyle ilişkileri aslında tek başına o maddeler içerisinde yazanlar kadar değerli. Bu yüzden yeni bir arayüzle, yani arşiv ortamını kullanmanın dışında bir düşünceyle hareket etmek ve bütün içeriği bir arada yer vermek gerekiyor. Aslında projenin özü hem bu belgeleri doğru tariflemek, doğru tasniflemek, hem dijital olan hallerini çeşitli birbirleriyle olan bağlantılarıyla sergileyecek yeni bir ortama kavuşturmak üzerine. Arşivin sahipliği de, orijinallerinin sahipliği de Kadir Has Üniversitesi'nde olduğu için sonrasında orada korunmaya devam edecek zaten. Evet, biraz arşiv nedir? Bu arşiv ne gibi materyaller sunuyor bize? Bununla ne yapacağız ya da siz ne yapacaksınız? Sonrasında bize ne faydası olacak? Arşivden bahsetmek gerekirse, arşiv çok katmanlı ve değişik bir arşiv aslında. Yapmaya çalıştığımız şey biraz hani G'den sonrası harf harf
klasörlenmiş ve saklanmış 30 bin belgeden bahsediyoruz. İnanılmaz bir şey. Evet. Ama bu belgeler çok çeşitleniyor. Bir hazırladığı madde metinleri, biraz da belgelerin ve dosyaların hazırlık aşaması, olgunluğu ne şekilde, onu da anlamaya çalıştığımız ve aslında her belgeyi didik didik incelediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Aslında hazırlık sürecine dair gördüğümüz her harf için oluşturduğu listeleri görüyoruz ve kafasında nasıl bir ansiklopedi tamamlasaydı en azından hangi maddeleri yazacak diye okuyabiliyoruz. Ha, o çok güzelmiş. Kendisi bir liste yapmış yani. Evet, her harf için, her bölüm için listeleri var. Ama olgunluk biçimine göre işte yazdığı madde metinleri var, sakladığı gazete küpürleri var, el yazısı kaynakçalara dair notlar var. Ve yani yapmaya çalıştığımız aslında hangi belgelerin ansiklopedi maddeleriyle ilişkisini irdeleyerek. Hani bir şu kadar ölçülerde 1,5'a 5 santimlik kurşun kalemle yazdığı bir notu neden oraya koyduğunu ve o not niye alınmıştı onun izini sürmeye çalışıyoruz. Görseller aynı şekilde ansiklopedide karşılaştığımız Sabiha Bozcalı'nın olduğu ve ağırlıkta olduğu hazırlanmış görseller var. Bu şekilde çok aslında kapsamlı ve geniş bir arşiv. Hı hı. Ama bu ansiklopedinin olgunluk sürecine dair bize ipuçları da veriyor. Hani H bölümünde oldukça yoğun bir şekilde çalışıldığını ve aşağı yukarı hazırlanmış baskıya olduğunu görüyoruz. Ama Y ve Z bölümünde bunlar daha çok gazete küpürü ve notlara dönüyor. Ama en azından Reşat Ekrem Koç'un çalışma metodolojisini anlamak için bile bize çok fazla ipucu veriyor arşivi bunca irdelemek ve bir yandan da bunu yaparken yayınlanan ansiklopediye dönüp bakarak bunları gerçekleştirmek. Peki biraz Reşat Ekrem Koçu'nun bu İstanbul Ansiklopedisi yani şöyle bir şey mi? Güvenilir bir kaynak mı? Yoksa sadece hani popüler tarihçiliğin getirdiği hani biz ne bileyim bilim insanları olarak buna nasıl yaklaşalım? Tamamen güvenelim mi? Gerçekten böyle çok iyi bir kaynak, %100 güvenilir. Böyle bunun için ne diyebiliriz? Yani aslında bu ansiklopedi etrafında SALT'ta yapılan bir dizi konuşma da en çok üstünde durulan konulardan bir tanesi buydu. Ethem Eldem, Süreyya Faruki, Uğur Tanyeli, Mehmet Kentel hepsi bu konuya değindiler. Çünkü aslında İstanbul Ansiklopedisi ve Reşat Ekrem söz konusu olduğunda ilk akla gelen şey bu. Çünkü doğru düzgün kaynak göstermiyor. Bugün anladığımız anlamda akademik güvenilirlik standartlarına çok uygun metinler hiçbir zaman üretmemiş bir yazar. Ama ansiklopedi, adı üstünde ansiklopedi, bilgiye ulaşmak için başvuracağımız kaynak kitap olduğuna göre İstanbul Ansiklopedisi bu amaçla yazılmış olmalı. Güvenebilir miyiz? Tabii ki güvenemeyiz. Yani Koç'un ansiklopedi yaparkenki enerjisi, yani Koç'un kendisine sorsanız namusu şerefi üzerine her şeyi belgelere dayanılarak yazıldığını, bir gıdım yalan karıştırmadığını söyleyecektir filan ama konu bununla ilgili değil tabii. Yani o bilgiyi hangi başka kaynaklara dayandırıyor vesaire. Koç'un bu konularda bugün çok anlayamayacağımız bir tür eski tür alimliğin, alimlik geleneğinden gelen birisi. Koç'u bir alim sayılmaz. Yani döneminin, Osmanlı'nın son döneminden gelen alimlik standartları farklıydı. Alimlik standartları değil. Yani Koç'u çok daha dağınık, zaten akademi dışına düştükten sonra ne kadar tepkisel bilmiyorum. Yani Ahmet Refik Altınay'ın İstanbul Darülfünun'da asistanlığını tarih kürsüsünde yaparken 33 üniversite reformuyla üniversite dışına istifa mı ediyor, atılıyor mu, o konuda çelişkili şeyler gördüm ama sanırım istifa ediyor. Üniversite dışında kalıyor ve bir akademik hayat sürdürebilecekken daha ne diyeyim bir tür gerilla araştırmacı gibi bir hayat sürüyor. Ve orada para kazanma, büyük ölçüde para kazanmak için kendi yöntemlerini üretmek zorunda. Ve bir tür Bağbali figürüne dönüşüyor. Yani o dönem 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllardan bahsediyorsak, İstanbul'da, Türkiye'de bir yazar olup, geçiminizi sadece yazarak kazanmak istiyorsanız, akıllı olmanız gerek ve çok üretken olmanız lazım. Akıllı olmaktan kastım, tek bir metni bir sürü farklı şekilde değerlendirmenin yollarını düşünmeniz lazım. Ansiklopedi birazcık bir çok para kazanmanın akıllıca bir yolu olarak da aklına gelmiş olabilir Koç'un en başta. Çünkü bugün aslında yayınlanmış ansiklopediye 11 ciltlik bir ansiklopedi gibi bakıyoruz ama o ansiklopedi bugün ansiklopedi deyince düşündüğümüz kitaplar gibi yayınlanmamıştı. Yani bir heyet hazırlıyor, başta
oluşturdukları plan doğrultusunda ve ciltler yayınlanıyor. Böyle değildi. Koçu insanların bayilerden aldığı dergi formunda fasiküller üretiyordu. O fasiküller daha sonra birleştirilip ciltlenip ansiklopedi ciltlerine dönüşüyordu. Dolayısıyla fasikül mantığı içinde bir taraftan bir gazeteye yazdığı yazıyı aslında ansiklopediye madde de olur düşüncesiyle tasarlayıp o yazı yayınlandıktan sonra bazı yerlerini değiştirip onu ansiklopedi maddesi haline getiriyordu. Sonra ansiklopedi maddesini bir kitabının bir bölümü haline getiriyordu. Aynı yazıdan üç şey birden çıkarıyordu. Dolayısıyla yazı ile ilişkisi aynı dönemin daha akademik diyebileceğimiz tarihçilerinden çok farklıydı. Kendine tarihçi diyordu ama romancı, tarihçi, magazin yazarı, tarihsel magazin yazarı, köşe yazarı karışımı benzerleri de olan o dönemde bir yazar profiliydi aslında. Bugün tarihçi olarak hatırlıyoruz, tarihi konularla ilgilendiği için ve kendisi de öyle düşünmek istediği için kendisini ama bana sorarsanız Reşat Ekrem Koç aslında bir tarihçi değil. Birincil kaynaklara dayanarak ürettiği tarihsel metinlerden söz edemeyiz Reşat Ekrem Koç'un. Tarih yazdığına inanarak ürettiği tarihsel metinler var ama onlar ne tam tarih metni ne tam roman olan, kendisinin de tam bilmediği hikayemsi kitaplar. Dolayısıyla İstanbul Ansiklopedisi bir bilgi veriyor, evet, kesinlikle. İstediğiniz kadar şurası çok abartılı, şurası yanlış, şurası eksik diye eksiklerini sayıp dökün İstanbul Ansiklopedisi'ne. Geriye hep bir şey kalıyor. Çok seviyoruz. Bir şeyi okumadan edemiyoruz. İlgimizi çekiyor. İşte arşivi bu kadar olay oluyor. Evet, olay. Program yapıyoruz. Gerçekten olay yani. Neyin, bence de neyin önemli ve ilginç olduğunu aradığımız zaman da aslında güvenilirlikle ilgisi olmadığını anlıyoruz. Elbette bazı konular neredeyse sadece Reşat Ekrem'de olan konular. Evet, öyle. İstanbul folkloru, İstanbul meyhane, kabadayı, fuhu, İstanbul yeraltı kültürü diyebileceğimiz bir şey. İşte bir takım elbiseli, ciddi dönemin diğer akademik güvenilir tarihçilerinin burun büktüğü, girmediği. Henüz tabii 40'larda, 50'lerde sosyal tarih diye bir şey Türkiye'de pek yoktu. Ama sosyal tarih yazılmaya başlanan bir tarih alanı olduktan sonra da Reşat Ekrem kadar destursuz diyeyim, girilemeyen, nasıl girileceği bilinmeyen konulardı. Buralarda aslında Reşat Ekrem Koç'u bir kaynak. Evet. Ama orada da tek kaynağımız Koç'u. Koç'unun kaynağı neydi? Koç'udan bir adım geriye götürmeye çalıştığımızda, akademik bir şey yazarken faydalanmak istediğimizde biraz elimiz boş dönüyoruz. Dolayısıyla Koç'u'ya ya güveneceğiz, güvenmek zorunda kaldığımız için, başka kaynak olmadığı için ya da güvenmeyeceğiz. Biraz okuyucuya kalmış bir şey. Peki bu Salt'ın ve Kadir Has Üniversitesi'nin ortaklaşa bu projesinde mesela Salt bu işi tek başına, yani Kadir Has sadece bir ortaklık, yok, yani sahiplik, tabii, mi yapıyor ya da nasıl bir çalışma içindesiniz? Projenin bütününü aslında ortak olarak yürütüyoruz. Salt'ın şöyle bir avantajı var diyeyim. O da aslında bu demin adını andığım karşılıklı öğrenme protokolünün de bu uzantısı. 8 senedir özellikle Salt bünyesinde devam ettirdi ama daha öncesinde kurumun mirasını devraldığı Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi'nden de gelen bir arşiv yapma kültürü var. Evet. Salt Araştırma adı altında 1.8 milyon belge var. Salt'ın açtığı yani kent, sosyal tarih, ekonomi tarihi, yapılı çevre ve güncel sanat konularına özellikle eğilen İstanbul Ansiklopedisi Arşivi, Salt'ın 20. yüzyıldaki bu kaybolmasın, uçmasın, başka bir şekilde sahip çıkmak lazım dediğimiz alanlardan biri. Kadir Has Üniversitesi zaten Türkiye'de aynı zamanda İstanbul çalışmalarına da çok ağırlık, evet, veren kurumlardan biri. Burada merkezleri de var değil mi? İstanbul, tabii, Araştırmaları İstanbul Merkezi. Çalışmaları İstanbul Merkezi. Çalışmaları. Burada ilk aşamayı arşiv yapma aşamasını, yani bu çok teknik de bir iş. Kendi içinde hani 40 küsur kolonlu bir matrisi doldurmayı gerektiren dünya standartlarında tarama biçiminden belirli verilerin saklanmasına çok tarifli ve aslında bir uzman katkısı gerektiren bir kısmı var. Şu anda biz bunu yaparken yine Kadir Has Üniversitesi'nden de destek alarak aynı zamanda belgeleri tariflemeye, bu işi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arada istasyon içerisinde, demin Emre'nin sözünü ettiği Salt Beyoğlu içerisinde istasyon adıyla, evet, bir yer kurduk. Ansiklopedinin kendisinden öğrenmeyi kolaylaştırmak için Kadir Has Üniversitesi'nin örgütlediği çok sayıda atölye gerçekleşiyor. Çünkü basılı olan kaynak bize
şu anda elimizdekinin neresi eksik, neresi fazla ve neler birbiriyle ilişkilenecekti bunları görmemize aracı olduğu için ansiklopediye de geri döndük. Yani arşiv tek başına bakılacak bir mecra olmaktan çıkıyor doğallıkla. Kadir Has Üniversitesi'nin burada da ortaklığı var. Ortak projeler yazarak, yani onların okulunda da yazılmış projeler var. SALT'ın bünyesinde de ayrılan kaynaklar var. Bütününü birlikte yürütüyoruz. Sonunda zaten bu bir yazılım olarak açıldığında da iki kurumun ortak şeyi, nedeni, yani işbirliğinin herkesin dokunabildiği ürünü haline olarak gelecek. Yani o zaman aslında projenin birçok ayağı var. Söyleşiler, tabii. Yani atölyeler. Evet. Bir taraftan SALT'taki işte istasyon. O istasyonu aslında hala devam ediyor, değil mi? Evet, Haziran ortasına kadar orada ansiklopedilerin incelenmesini, ansiklopedideki bilgilerin incelenmesini sağlayan bir mekansallığa kavuştu aslında istasyon dediğimiz. Atölyeleri de, konuşmaları da barındıran bir ortam. Belki hani şunun altını çizmek lazım. Bu tip işler her zaman çok fazla zaten elin katkısıyla doğru yere gelebiliyor. Açıldıktan sonra da yani bu arşivlerin bu biçimde çalışılmasının ortaklıkla, sonrasında da kamuya açılmasının kritik bir sebebi var. Bir kişinin ya da bir kurumun elinde ve kapalı kapılar arkasında olduğunda daha az gözün değebildiğini, evet, yakalayabileceğimiz ve üzerine bunlara da bakmamız lazım dediğimiz şeylerin, ihtimallerin ya da tesadüflerin daha azalacağını düşünmek lazım. Hani bu arşivlerin çevrim içinde erişime açık olması aslında bilginin kamuya açılmasıyla, evet, ilgili bir mesele. Burada da zaten doğallıkla proje içine dahil olan, farklı aşamalarda dahil olacak, bizim bilgimiz yetmediğinde danıştığımız pek çok sayıda insan var. Hem iki kurum içinden hem kurumlar dışında. Çok güzel. Peki bu arşivdeki yani belirli bir tasniflemeye gidiyor musunuz? Hani Reşat Ekrem Koçu'nun bir metodolojisini çözmeye çalışmak gibi bir şey, evet, var. Fakat bir taraftan da bu arşivi yavaş yavaş kullanılabilir hale de getirmek gerekiyor sanırım. Bunun için mesela kaç kişi çalışıyor arşivde? Ne kadar dışarıdan destek alıyorsunuz? Yeterli oluyor mu bunlar? Ya da arşivin mesela bunun için ayrı bir ne bileyim web sayfası olacak mı? Ne olacak? Evet, sonuç ürün aslında arşivin, demin sözünü ettiğim bütün, yani şu arşivlerin şöyle bir meselesi var. Bir arşiv tamamıyla tasniflenmeden kimseye açılamaz. Değil mi? Dolayısıyla bu söylediğimiz 30-40 bin gibi belgelere eriştiğinde ve Reşat Ekrem Koçu kadar arkasında demin Emre'nin söylediği gibi zaten yazılı bir kaynaktan bilgisine erişemediğimiz farklı konular söz konusu olduğunda bunun süresini hani çok önceden tarif etmeye çalışsanız başarılı olmazsınız muhtemelen. Sonuç ürünün, yani bir yazılım olacak olan, herkesin erişebileceği arşiv belgelerine sonuç ürünün 3 senelik bir süreçte çıkmasının sebebi bu. Tasnifleme esnasında birileriyle paylaşabilmek söz konusu değil. Çünkü bir yere oturtup, bir strüktüre oturtup onun incelenebilecek hale getiren şey bir insanın, ki bizim şu anda kurumda bunu görev olarak yapan Cansu zaten, bir insanın onun başında kaça kaç santimetre olduğu dahil, yani çok kağıt üzerinde zaten olan verinin yanı sıra üzerine işte bizim hep birlikte yaptığımız toplantılarda bu aslında şu kaynaktan alınmış olabilir, kontrol edelim diye daha arkasındaki hikayelere giden keşfetme süreciyle birlikte gidiyor. Yani arşivlerin hepsinde zaten bir taramakla dijitalize etmek ayrı bir mesele, tasniflemek ayrı bir mesele. Buna göre çok sayıda kişi aynı anda çalışıyor. Yani SALT araştırma zaten bunun bu yürütüldüğü bir yer olduğu için evet, hani sayı üzerinden tarif etmek mümkün değil ama tarama için ve kataloglama için özel olarak bu işten görevlendirilmiş, yani bu işte görevlendirilmiş şey, insanlar var. İşin belli bir bizim kısa diye tarif edeceğimiz aslında 3 sene olduğu için size uzun gelecek olan zaman içerisinde yapılması için. Yoksa 10 senede de yapılabilir böyle arşivler yani. Yine de 3 sene kendi iyi başına, bir şey. Kendi başına bir mesele onlar. Peki arşiv mesela, yani en azından şunları söylemek mümkün mü? Yani Reşat Ekrem Koçu'nun bu İstanbul Ansiklopedisi arşivinin böyle ayırt edici ya da hemen böyle ya evet bu arşive baktığımızda şu şu özellikleri dikkat çekiyor gibi bir şeyler söylemek mümkün mü? Şunu söylemek mümkün, yani şahsi bir yorum olacak ama
çok katmanlı olması ve aslında farklı dönemlere ait çok farklı belgeyi bir arada içermesi aslında çok ilginç. Çok farklı dönemler. Farklı dönemlere dair. Yani 73'te, 72'de işlenmiş cinayetlere dair Günaydın gazetelerinden küpürler varken hani 1800 tarihli gazeteler de çıkabiliyor. Orijinalleri değil mi? Orijinalleri. Reşat Ekrem Koç'un kendi el yazısı notları ya da yazar arkadaşlarından istediği notları. El yazısı Arap harfli mi, Latin harfli mi? İkisi de. İkisi genelde de. Kaynakça notlarını Osmanlı Türkçesiyle çok kısa bir şekilde ve kendi kodlarıyla biraz da o kodları çözmeye çalışıyoruz. Aa, çok hoş. Bir kendine has bir şey yaratmış yani. Evet, yani kendi kaynakları için kullandığı not, işte kısaltmalar var, şifreler var. Bir de onların hani... Tam Koçu'ya göre bir şey yalnız. Şifreler. Biraz dedektiflik. Dedektiflik. Evet. İşi gibi. Yani çok farklı dönemlere dair çok farklı belgeler var. Mesela bana çok ilginç gelen Reşat Ekrem Koçu'nun Vefa Lisesi ve Tevniyen Lisesi'nde öğretmen de olması dolayısıyla bazı öğrencilerine bazı yapılar ya da mahallelerle ilgili yaptırdığı ödevler ve onları lise saklaması. Öğrencileri. Lise öğrencilerinin yaptığı ödevler var yapılarla ilgili. Ama hani çok çok farklı gazete küpürleri, notlar, yırtılmış kitap sayfaları. Peki bir de tabii o kitap sayfalarının nereden alındığına da bakmak da herhalde yine. Değil mi? Bunun aslında belki de şey hani bu tarih yazıcılığında Koçu'nun yapmadığı bilimsellik şu anda değil mi? Böyle iki tane kurum, arşivler ve ile birlikte bayağı hani hem İstanbul Ansiklopedisi'ni yeniden okunuyor ve belki mesela onu sağlaması yapılıyor mu bilmiyorum. Hani bu 11 cilt yeniden okunurken ve işte o metodolojiye ulaşmaya çalışırken böyle bir şey de var mı? Bu 11 ciltte yazanlara bir kaynakça yapalım ya da bunlar ne kadar doğrudur bunları da bir araştıralım ya da bu ansiklopediyi daha bilimsel bir şekilde sunabiliriz gibi bir şey de bu projenin parçası mıdır? Tabii yani kendi çalışmamızı kolaylaştırmak için arada bazı dosyalar hazırlamamız gerekiyor. Onlardan bir tanesi kullandığı kaynaklar ne? Sık atıfta bulunduğu. Çünkü Koçu bir yerde de diyor ki İstanbul Ansiklopedisi bittiği zaman ayrıca bir ansiklopedinin kaynakçasını ayrıca yayınlayacağını söylüyor. Yapamamış onu. Ama bazı madde sonlarında, madde içlerinde sık başvurduğu, kullandığı kitaplar. Onlar da böyle bir dev bir bibliografya yok ortada. Yani çok kitaba dayalı bir kitap olmadığını anlıyorsunuz bunu. Bir ansiklopedi ama aslında bazı temel kaynakları var. 100 tane diyelim. Ansiklopedik yayınlar bunlardı. İstanbul Sebilleri, Hadikatül Cevami, Evliya Çelebi Seyahatnamesi bunun gibi kitaplar. Ama bir de sözlü kaynakları var. Evet, onu. Asıl bizim için değerli malzemenin kaynakları da onlar. Ama o sözlü kaynakların da bazılarının yazılı halde elinde mevcut olduğunu anlıyoruz. Evet, ben de. Aşık Razi'nin Evrak-ı Metrukiyesi mesela. Koçu'nun ansiklopediyle biraz haşır neşir olmuş okuyucular bilirler. Vasıf Hiç diye çok bitmek tükenmek bilmeyen bir sözlü kaynağı var. İstanbul'da, Üsküdar'da 1880'lerde doğmuş bir adam. Bu İstanbul'la ilgili Koçu'ya bir noktada 1950'lerde 40'lardan itibaren, 40'ların sonundan itibaren inanılmaz miktarda kaynak akıtıyor. İstanbul, sözlü. Evet, İstanbul, Tulumbacı, Kabadayı, kalabalığının mitolojisi diyeyim buna. Onunla ilgili çoğunluğu şey, manzum, destanlar, koşmalar, güzellemeler. Ve Koçu bunları çok büyük bir heyecanla alıyor ve birazcık da kendini o sözlü kültürün son taşıyıcısı falan gibi hissederek ansiklopedisine bunları koyuyor. Ama Vasıf Hiç de bunları başkasından devralmış. Bir el alma gibi bir şey söz konusu burada. O da Aşık Razi diye bir adam. Ve Aşık Razi'nin bir Evrak-ı Metrukiyesi var ve bu anlıyoruz ki Koçu'ya geçmiş. Bir ansiklopedinin arkasında böyle bir esrarlı kitap falan gibi bir esrarengiz şey varsa aslında bu. Aşık Razi'nin bu Evrak-ı Metrukiyesi bir basılı bir kaynak ama ansiklopediden, şeyden, arşivden çıkmış değil bu. Peki var mı herhangi bir yerde Aşık Razi'nin? Araştırıyoruz. Yok. Bilen varsa henüz lütfen bizi arasın. Evet, lütfen bilen varsa gerçekten şimdi salt evet. Araştırma ve Kadir Has Üniversitesi bu ortaklıkta çıkarsa ne güzel olur. Evet. Yani Koçu ve İstanbullu halk şairleri, İstanbul folkloru konusunda araştırma yapanlar da Aşık Razi'ye atıfta bulunuyor ama gösterdikleri kaynak Koçu. Böyle bir döngüsel bir şey içinde hapsolmuş herkes. Aşık Razi kimden aldı? Aşık Razi kim? Bu aslında ansiklopediye yakından baktığınız zaman gördüğünüz önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Hadikatül Cevami
artık Latin harfleriyle de var. Koçu'nun kaynağı. Yani bir cami... O nedir Halikatü Cevami? Halikatü Cevami, Elvansaraylı Mustafa Efendi'nin yazdığı İstanbul camileri hakkında bir 18. yüzyılda yanılmıyorsam yazılmış büyük bir kitap. Çok 200 yıl kadar da güncellenmemiş bir kitap. İstanbul'daki camilerin mevcut camiler hakkında. Onun camilerin bina biyografilerinden oluşan bir ansiklopedik kitap. Daha sonra 20. yüzyılda Tahsin Özbil İstanbul Camileri diye kitap yazıyor. Güncelliyor. Bunları yıkılmış olanları, eklenmiş olanlar vesaire. Ve İstanbul'da bir caminin, mescidin kaç yılında yapıldığı, ne olduğu hakkında bir şey yazacaksanız başvuracağınız kaynak o. Halikatül Cevami. Koçu'nun kaynağı da bu. Bir cami maddesinde aslında İstanbul Ansiklopedisi'nde çok Koçu tarafından yazılıp yazılmamış olması o kadar da önemli değil. Çünkü bir noktada görüyorsunuz ki bir formülü var. Her cami Halikatül Cevami'ye bakıyor, oradaki bilgiyi alıyor. Tahsin Öz'e bakıyor, oradaki bilgiyi ekliyor. Bazen Tahsin Öz'ün bir hatası olabiliyor, onu düzeltiyor. Bir de imkanı varsa gidiyor kendisi, eğer cami ayaktaysa ya da mescit. Gidiyor kendisi görüyor, o günkü hali 1962 Şubat'ında gittiyse o günkü halini tespit ediyor ve bir cami maddemiz hazır. Sokak maddeleri de böyle. Ama bu bir formüle dayalı, nasıl yazacağını bildiği, biraz otomatik bir şekilde yazdığı maddeleri çıkardığımız zaman kalan kütle, asıl İstanbul Ansiklopedisi'ni sevmemize yol açan, sorunlu bulmamıza yol açan asıl metin yığını, büyük ölçüde bu İstanbul folkloru. Bütün Reşat Ekrem Koçu eşcinseldi, hayır efendim değildi. Tartışması da buradan çıkıyor. Reşat Ekrem Koçu'da başka hiçbir yerde bulamayacağımız inanılmaz bilgiler var da buradan çıkıyor. Reşat Ekrem Koçu'ya güven olmaz, kafasına göre yazmış da buradan çıkıyor. Çünkü başka yerde bulamadığımız Koçu'nun ilişkisinin tam ne olduğu, bunu da ansiklopedi boyunca biraz inişli çıkışlı olduğunu gördüğümüz. Çünkü istasyon konuşmanın sonuncusunda Uğur Tanyeli'nin de belirttiği bir şeydi bu. Çok sınırlarda geziniyor. Yani 1950'li 60'lı yıllarda, 40'lı yaşlarında İstanbul kültür gibi ciddi konularda yazan erkek bir yazarın rahatlıkla telaffuz edemeyeceği, girmesinin hoş karşılanmayacağı ahlaki olarak tartışmalı alanlarda geziniyor. Bazen rahat gezinmek istiyor ve rahat da geziniyor. Aman bana ne, kime ne diyor. Bazen de aman okuyucular var, benim okuyucularım orta sınıf İstanbullu okuyucular. Aile evlerine giriyor bu kitap. Hoşlanmazlar, satışlar düşer diye endişelere kapılıyor. Ya da abonelikler kesilir diye endişelere kapılıyor. Ticari kaygılar. Ansiklopedinin etrafında bütün bunlar olduğunu da görüyoruz. Çünkü Koçu'nun sürekli bir ansiklopediyi bitirme telaşı var. Paranın kesilmemesi lazım, abone bulması lazım. Çok ansiklopediyi okurken görmediğimiz endişelerle sürekli çıkarıyor bunu. O yüzden maddelerin seçimine, yazılmasına falan da bunlar sürekli karışıyor. Arşivi incelerken daha net görüyoruz bunu. Deminki noktaya gelirsem, neyden bahsettiğimi unuttum ama en önemli, aslında belki de 11 cildin %50'sini oluşturuyor diyebileceğimiz madde yığını büyük ölçüde Koçu tarafından kaleme alınmış ve Vasıf İç Aşık Razi'den gelen, sözlü kaynaklardan gelen madde kalabalığı en önemli kalabalık. Aslında arşiv araştırması çalışmasında da dönüp dolaşıp biz de orada bazı ipuçları bulmaya, bazı şeylerin izini sürmeye çalışıyoruz. Yani aslında bu arşiv bize sadece İstanbul'la ilgili değil, arşivcilik, tarih yazıcılığı, tabii, değil mi? Ve belki de kurgu hakkında da birçok şeyi tartışmayı, görmeyi ve belirli bir belki de geleneği sorgulamayı, değil mi? Mümkün kılan bir şey hale geliyor. O anlamda da herhalde arşivin kendisinin de şu anda hani bizim burada konuşuyor olmamız ve bu projenin de bir efsane olması da buna eklemlenen bir şey olarak aslında kurgunun devam etmesi. Evet. Reşat Ekrem Koçu etrafındaki, değil mi? Ya da onu parçalamak. Ya da onu parçalamak, evet. Yani orada önümüze çıkan kaynaklar, normalde zaten ansiklopedide görülür olan şeyleri çok neredeyse fizikselleştiriyor. Yani bu arşivin bir şekilde, herhangi bir şekilde izlenebiliyor olmasının getirebileceği değerlerden biri de bu. O da şu demek, elle alınan bir nota, eklenen bir gazeteden kesilmiş küçük bir, yani kağıt üzerinde gördüğünüzde, mekansallaştığında diyeyim neredeyse, o bilginin yazılma biçimi, Reşat Ekrem'in ne kadarını yazdığını, bir daha önce kendi yazdığı bir şeyi kopartıp nasıl kullandığını da görebiliyorsunuz. Diğer taraftan sadece bir kağıt üzerine küçücük yana bir not konduğunda alıntı yapmayı düşündüğü yeri görebiliyorsunuz. O alıntı olsun diye o madde oraya bile girmiş olabilir, onu keşfedebiliyorsunuz. Özellikle bu hani Vasıf İç'in ve Aşık Razi'nin de geçtiği çok
işte o sözlü anlatıların her yere iliştirilebilir olduğunu görüyorsunuz. Aslında hani okurken ansiklopediyi bir anda karşınıza çıkan iki dize var. O dizenin orada olması kararının tamamen Reşat Ekrem Koç'un kararı olduğu ve bu bütün hani üzerine giydirmeye çalışabileceğimiz bütün bilimsellikleri çok kolaylıkla yıkan, hani bu tartışmaya bile gerek yok, dedirtecek bir tercihler silsilesi olduğunu çok kolay anlayabiliyorsunuz. Bir yandan da belki dediğiniz arşivin kendisiyle çok önemli, arşivin kendisini konuşmak için iyi bir vesile ama diğer taraftan toplama alışkanlıklarını konuşmak için iyi bir vesile. Bir yandan da o geriye kalan, demin Emre'nin tarif ettiği şeylerin dışında, bilginin dışında gündelik hayatı ne kadar takip ettiği ve belki de gereksiz derecede takip ettiğini görmek için iyi bir vesile. Böyle A'dan G'ye gelirken zaten aramızda konuştuğumuz, aslında sanırım Emre'nin tezinde de sözünü ettiği bir çözülme var. A'nın çok strüktürü yerinde ansiklopedi olmaya daha niyetli bir şeymiş gibi gözükürken G'nin Reşat Ekrem Koç'un romanı olma ihtimaline doğru gittiği, böyle arttığı. Arşivin kendisi de onu gitgide destekliyor. Çünkü yıllar geçtikçe de galiba bu zaten o mevcut olan kaynakları kullanmanın dışında ekleyebildikleri biraz daha kısıtlanıyor gibi gözüküyor. Belki bir kritik şey de biz kendi aramızda hep konuşuyoruz diye eklemek lazım. Yine de ansiklopedinin basıldığı zaman da bazı kaynakların aslında Latin harfiyle baskısı yok ya da yaygın değil en azından. Hani bir çevirmenliği var dolayısıyla Reşat Ekrem Koç'un diyelim camiler için. Bir de kendi tercihleriyle daha çok üzerinde işlediği malzeme var ama hep altında çizmek lazım. Çevresinde de kurmaya çalıştığı bir yazar grubu var. Yani bunu çok ortaklı bir iş olarak yapma halini üzerine son sözü söylese de benimsemiş ve bu yüzden çok ilişki kurmuş, bu yüzden çok fazla insanın adına rastlıyoruz. Bazen arasında yine de kendisi olduğunu tahmin ettiğimiz kişiler çıkıyor. Bir kişi Hüsnü Kınaylı mesela böyle doğrulandı. Bunları kendisi deşmedikçe, evet, bunları deşmedikçe de hani komik bir şekilde bu aslında bir yerde Hüsnü Kınaylı kendi başına bir yazarmış gibi bir yere referans olabiliyor İstanbul Ansiklopedisi dolayısıyla. Bazı düzeltiler de yanında gelecek, bir kısmı da muhtemelen hep bir şey, spekülatif bir öneri olarak kalacak hani bizim girdiğimiz çıktığımız dünyadan. Ama belgelerin kendisi bir çalışma biçimini anlamak için hakikaten çok verimli. Çünkü biz ansiklopediye geldiğinde onu tek iki boyuta indirgenmiş son aşama olarak görüyoruz. Evet, evet. Halbuki ortada bir gazeteden kesilmiş küçücük bir fotoğraf olduğu, Sabiha Bozcalı'nın onu bir portreye çevirdiği, dolayısıyla bu o an için Reşat Ekrem Koç'u için çok önemli olan bu kişinin ansiklopediye girişinin bir yandan da böyle gayet neredeyse heybet kazandığı gerçekteki haline oranla bunları görmek bence herkesin gözünde de başka bir yoruma da vesile tabii oluyor sanırım. Aynen. O yüzden bilimsel değil de hani Reşat Ekrem kadar kendi durduğu yerden herkesin bakışının değerli olacağını tahmin tabii, ediyorum. Tabii, kesinlikle. Bir şey aynı platforma yaymadan evet, çok katmanlı Cansu'nun dediği hali görebilmenin. Peki İstanbul açısından önemi ne bu arşivin? Bu sizin projenizin, yani bu arşiv nedir yani İstanbul için yani? Bu arşivdeki bizim bulduklarımız, gördüklerimiz, hani basılı olan dışında, yani şu ana kadar gelmiş G harfi aslında bayağı yaygın bir şekilde var zaten, hani ulaşılabilir durumda. Hani bu arşiv bizim İstanbul, ne bileyim, İstanbul'la ilgili yeni şeyler öğrenecek miyiz? Şehir belleğiyle ilgili yeni şeyler öğrenecek miyiz? İstanbul'un tarihiyle ilgili yeni şeyler öğrenecek miyiz? Bence şöyle, öğreneceğiz. Yani Reşat Ekrem Koç'un aslında Emre'nin demin dediği yerden özellikle Vasıf İç, Üsküdar'la Aşık Razi ekseninde gelişen İstanbul folklörü ve o İstanbul folklörünün aslında mekansallaşması metinlerde bizim başka bir yerde ulaşamadığımız bir kaynak. Hı hı. Hani yine Emre'nin dediği yerden tekrarlıyor gibi olacağım ama hani camiler, hani camiler metinlerine ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz ama İstanbul folklörüyle ilgili, tulumbacılarla ilgili, sokakta özellikle Üsküdar maddelerinde yazdığı, Üsküdar'da kocası bahçıvan olan Cüce Gürru Hanım'la ilgili ve onların gündelik yaşamıyla ilgili aslında bu tarih
bakış açısı yeni, kolektif ve sosyal tarih bakış açısı yeni bize geliyor ve çalışmalar yeni başlıyor aslında hafıza üzerine. O bağlamda baktığımızda hiçbir yerde olmayan bir kaynak. Çünkü bir yandan da resmi yazıların dışında İstanbul'un arka sokaklarını, yer altını, onlarla ilgili gündelik yaşamı ve aslında diğer tarih kitaplarının ya da akademik tarih bakış açısında önemsiz olarak addedilen, yani Beyoğlu anlatısını İstanbul Ansiklopedisi üzerinde okuduğunuzda, Mehmet Kentel'in istasyon konuşmalarından bir tanesiydi, bunu anlattı. Hep mesela bir Beyoğlu mitini aslında ansiklopediyi okuduğunuzda ayrı ayrı parçaladığını görüyorsunuz. Yani sadece Frankler'in yaşadığı bir Beyoğlu'ndan bahsetmiyor Reşat evet. Ekrem Koç'u. Yani o yüzden hem İstanbul'a farklı şekilde bakmak, gündelik hı-hı. hayatı okumak. Ötekilerin açısından, hayatını okumak belki de tırnak hı-hı. içinde. Çok da şey demeden. Hani. Bir de yani arşivle ilgili Reşat Ekrem Koç'un yazdıklarının dışında bu tabii bulunabilir bir kaynak ama özellikle topladığı gazete küpürleri, mesela Haliç maddesiyle ilgili topladığı gazete küpürleri aslında 49'dan aşağı yukarı 70'lere kadar gazetelerde mesela Haliç söyleminin nasıl olduğunu da görüyoruz ve o da farklı bir arşiv malzemesi aslında. Yani arşiv aslında o çok katmanlılık hepinizin de gündeme yani sürekli söylediğiniz gibi hem gündelik hayat hem gazeteler hem sözlü tarih hem bizzat Koç'un kendisinin yarattığı şeyle birçok malzemeyi ve bakış açısını bir arada taşıyabiliyor. Peki bu Sabiha Bozcalı ile ilişkisi nedir Reşat Ekrem Koç'un? Yani Sabiha Bozcalı, Bozcalı Sabiha maddesinde anlatıyor aslında bu ilişkiyi. ama kısaca herhalde. Değil mi? Bunun böyle... evet. Evet. Yani otobiyografik tarafı biraz böyle yani Sabiha Bozcalı maddesinde bütün, nasıl diyeyim, bekleyeceğimiz normalde Sabiha Bozcalı maddesi İstanbul Ansiklopedisi'ndeki maddenin bir noktasında sonlanır. Koç'u o sonlanacağı noktada devralıp ilişkilerini anlatıyor. İstanbul Ansiklopedisi'yle nasıl başlamış ilişkisi, resimleri nasıldı vesaire oradan da öğreniyoruz. Başka tanıklıklardan da öğrendik. Sabiha Bozcalı aslında Koç'un bir noktadan itibaren eli ayağı. Aslında ikililer. Sabiha Bozcalı Ansiklopedi'ye bir noktadan itibaren çok ikinci, üçüncü ciltten itibaren herhalde bütün kimliğini veriyor. Yani ansiklopediyi tanıyan biri o resimleri çıkardığı zaman kafasında başka bir kitap olur. Hmm. Yani o resimler sadece işte bugün aslında resim metin ilişkisini falan konuşurken bazı yazar mesela Zebalt'la ilgili falan konuşulurken şey denir. Yazıları illüstre etmiyor. Metni illüstre etmiyor. Metin dışında da bir varlığı var resimde. Koç'u Sabiha Bozcalı'ya tarif ediyor, ısmarlıyor falan ama o kadar Sabiha Bozcalı imzası var ki bir karakterin, hayali bir karakterin ya da gerçek birinin resmi olmakla beraber bir varlık kazanıyor. Ansiklopediye bir üçüncü boyut katıyor, bir katman roman okuma, daha ekliyor yani. 19. yüzyılın resimlenmiş romanlarını okurkenkine benzer bir atmosfere sokma. Yani ve hep aynı çizerin kaleminden çıkmış resimler olması da bunu iyice sağlamlaştırıyor okuyucunun kafasında. Birazcık bu güvenilmezlik duygularını veren, masalsılık veren şeylerden bir tanesi de o aslında. Sabiha Bozcalı aslında biyografisini okuduğunuz zaman çok Koç'u gibi bir adamla nasıl anlaşmış bunlar? Çok farklı dünyaların insanları. Bu ısmarladığı resimler Sabiha Bozcalı'nın dünyasına çok uzak falan dedirtecek şeyler ama bir şekilde bir anlaşmışlar. İkisinin de işine yarayan, ikisinin de heyecan duyduğu bir şey olmuş. Belki Sabiha Bozcalı da bütün bu çok uzun soluklu bir projenin tek illüstratörü olmayı önemsemiş. Belki ikisi de birbirlerinden bir şeyler öğrenmişler. Bir şeyler öğrenmişler. Öğrenmek de iyi tek gelmiş. Telif ödeyebildiği insan olduğunu biliyoruz. Bir dostluk var ama onun dışında daha önce Sabiha Bozcalı ile ilgili bir şeyler evet, yapmıştı. Evet, onu şimdi... Yani ilgim burada bitiyor. Evet, onu soracaktım. Evet. Daha önce Salt'ın... Evet, evet. Bir... Yani Sabiha Bozcalı... Aslında bir bakıma siz konuşurken hep düşünüyorum. Babaali'de de olan bir insan yani Reşat Ekrem Koç'uyla olan tanışıklıkları bir ortamı da paylaşıyorlar öncelikle. Sabiha Rüştü Bozcalı da aslında sıra dışı bir karakter evet. kendi dönemi için. Yaptıkları çok çeşitli. Dediğiniz gibi ben hep bir samimi dostluk, hakiki, yani saygılı samimi bir dostluk olduğunu hissediyorum. Orada belki bizim de şimdi daha çok ilgimizi çeken o genel eksen dışında kalanlara bakan bir ansiklopedinin içinde olmak
tabii ki Sabiha'ndan duymadığım için söylemesi doğru değil ama belirli yerlerde kesiştiklerini tahmin ediyorum bu bakımdan. Ve uzun soluklu olarak katkıda bulunması, hatta Reşat Ekrem Koç'un çevresi azalırken dahi hala çevresinde neredeyse sabit bir katılımcı olarak ansiklopediye kalması. Ama Reşat Ekrem Koç'un da onu ansiklopedinin başında çizer olarak neredeyse kendisiyle aynı boyutta işaret ettiği belirli ciltlerde jestiyle karşılıklı bir yakınlık olduğunu tahmin ediyoruz. Peki arşivde bu Sabiha Bozcan'ın yaptığı görsellerle ilgili ayrıca bir şey düşünüyor musunuz? Şöyle. Ya da ayrıca bir şey, yani ayrıca mı ya da görseller ayrıca mı değerlendiriliyor? Onu sorayım toptan. Yani görseller ayrıca değerlendiriliyor aslında. Yani farklı bir dosyalama biçimi var. Görsellerle de ilgili aslında çıktığında şöyle bir araştırma da yapmak zorunda kalıyoruz genelde. Çünkü Sabiha Bozcan'ın çizimleri fotoğraflardan olan çizimler. Yani bir şairin mesela illüstrasyonu ise o genelde son asır Türk şairleri eserindeki aslında şey, gazete gibi. Aynen. Onun Reşat Ekrem Koç'un işaretlemiş olduğunu ve onu Sabiha Bozcalı'ya verdiğini görüyoruz. Bazı görsellerde de daha önce kitaplarda ya da gazete küpürlerinde kullanılmış görseller oluyor. Onların izini sürmemiz gerekiyor. Ama görsellerle ilgili bizi çok aslında heyecanlandıran ve üzerine konuştuğumuz birkaç ilginç görsel çıktı. Onda özellikle bu folklor karakterlerini, anlatılarının aslında görsel kurgu sürecini görüyoruz. Yani bir gazete küpüründen bir karakterin üstüne hani fes koyarak bunu çiz diye Sabiha Bozcalı'ya notlayarak gönderdiği bazı belgeler var. Onlar bizi çok heyecanlandırıyor. Ya da işte Sebo Joliet'in bir fotoğrafının arkasındaki karakterlerin silinip hani şöyle bir illüstrasyon olsun gibi hani illüstrasyon, ansiklopedinin illüstrasyon dünyasına dair notları görebildiğimiz bir süreç var. O şekilde. Toplu olarak her zaman, yani bu arşivin zaten bizim bölemediğimiz ve dağıtamadığımız en kritik kısmı bunların hepsinin birbirini tamamlayan bilgiler olması. O yüzden hani yazılar bir şey, görseller bir şey, hani arşiv yapma dünyasında ve özellikle de İstanbul Ansiklopedisi gibi bir yayın için hazırlanan bir arşivin içerisinde tabii ki bunların hepsinin birbiriyle ilişkili durması gerekiyor. Yani bir maddeye ilişkin el yazısı notun, daktilo notun, Sabiha Hanım'ın çiziminin ve orijinal kesilmiş fotoğrafın hepsi aynı yüzeyde olduğunda neyin birleşip sonra neye dönme ihtimali olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii bütün bunlar ortaya çıktığında yani hem okurlar için hem araştırmacılar için de aynı zamanda çok katmanlı bir bilgi sunuyor olacak. O yüzden bence çok heyecan verici. Umarım şu iki yılda çabuk geçer. Biz de bunları okuruz. Sizin son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa. Belki istasyon programlarını kaçıranlar için aslında Salt Online YouTube kanalı üzerinde. İstasyon projesi kapsamında bir takım konuşmalar olmuştu. Biraz evet. Kimler ne konuşmuştu? Erdem Yücel, kendisi de Reşat Ekrem Koçu'yla uzun zaman çalışmış, 10 sene çalışmış bir kişi. O da hem tarihçi hem arkeoloji müzesi eski müdürlerinden. Erdem Yücel'in bir konuşması oldu. Arşivin kendisi üzerine ve Reşat Ekrem Koçu'yla olan tanışıklığı üzerine aslında. Ethem Eldem, Süreyya Faruki, Mehmet Kentel ve Uğur Tanyeli de mevcut ansiklopedi üzerinden aslında bu demin söylediğimiz şeyleri nasıl keşfettikleri ve o keşiflerinin içerisinde nelere bakılması gerektiğini konuştular. Belki bu arşivden konuşmamızın en büyük değeri ansiklopediye gidip tekrar bakmaya da vesile olması. Hani yazılımın içerisinde de oradaki geçişlerin de sağlanabiliyor olması. Hangi meseleler tam bu sorduğunuz güvenilecek miyiz, güvenmeyecek miyizin farklı birikimlerden bakış açılarını dinlemek için Salt Online YouTube kanalında bu eski olan konuşmaları, hepsi kayıtları mevcut, izlenebilir. Evet, bunları da izlemelerini tavsiye edelim ve hatırlatalım. Salt Beyoğlu'nda istasyon hala devam ediyor. Evet. Bunu da ansiklopedinin ne olduğunu daha yakından tanımak ve ansiklopediye dair fikir sahibi olmak için ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu projeyi heyecanla takip edeceğiz. Umarız bu proje bittikten sonra da burada olur ve neler olduğunu, neler bulduğunuzu konuşuruz. Seve seve. Evet.
Bir Şehir Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün Cansu Yapıcı, Meriç Öner ve Emre Ayvaz'la Yaşat Ekrem Koç'u ve İstanbul Ansiklopedisi Projesi'ni konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.